Evet, bugünkü konumuz ilişkiler. Of. Hazır mısın? 6 saatlik özel programı hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ya da benim ilişkilerimi iki 2,5 dakikalık bir programı hoş <laughs> geldiniz gibi. <laughs> Çok kısa, kötü. Gerçi bu sefer şey diye konuştuk. Hani duygusal ilişkilerden değil de biraz dostluktan, arkadaşlıktan, insan ilişkilerinden konuşuyorum evet. demiştik. Ama eğer duygusala kayarsa da bizim Yapacak konuşmalarımız şey. belli Evet, kayar. Yani şey gibi hani ezberlenmiş şeyler yaşıyoruz gibi geliyor o yüzden. O da aslında daha önceki programlarımızda konuştuğumuz her şeyi bize öğretildiği şekilde yapmamızdan kaynaklanan bir bütün ilişkileri ezber bir yola sokmak gibi bir alışkanlığımız var bence. Bunu biraz açıp örneklendirebilir misiniz Caner Bey? Hemen coştum gerçekten bir sürü teorim var gibi ama. Yani ne bileyim annemizle olan ilişkimiz, anne ile ilişki böyle kurulur üzerinden. Baba babaya öyle denmez üzerinden. Abi ile şöyle kurulur, ablayla ilişki böyle kurulur diye bize yıllardır bütün sıkıcı dünya hiç takip etmeyen akrabalarımızın dayattığı bir sürü şey yaşıyoruz yani. Ben mesela kuzenime falan şey demiştim. Ya ben size kuzenim olduğum için sevmiyorum ki. Ya. Ben sizi insan olarak seviyorum hani. Mesela demişti çok yakın arkadaşız demiştim ben teyzeme, kuzenimle ilgili. Siz arkadaş değilsiniz, siz kuzensiniz falan. Dedim ki arkadaşlık daha değerli bir şey. Yani kuzenimi görmeyebilirim. Bana ne yani? Çünkü kuzenim diye görüşmüyorum kimseyle. Ama arkadaş olmuşum ben kuzenimle. Bu daha değerliyorum Olmaz. Siz kuzensiniz falan diye ısrarla. Kardeşim arkadaşım gibi seviyorum ya. Yani kuzenim diye bir ilişki kurmuyorum ben bu insanla. Arkadaşım yerine koydum. Bu benim için daha özel bir şey diyorum. Mesela anlatamıyorum. Akrabalık sanki en üst düzey ilişki biçimidir gibi bir dayatma var sanki bizimki gibi kültürlerde. Bence bizimki gibi kültürlerde değil. Her <laughs> yani <o> yerde. <laughs> e, bence o komün hayatın getirdiği, Yani sonuçta baktığımızda insan oğlunun hikayesini hmm. bir şekilde birlikte olmaktan e, güçlenmiş, birlikte hamleler yaparak e, varoluş mücadelesini sonuç devam ettirebilmiş. Eşit derecede de bunun kötü yansımaları yok mu bizim hayatımıza? Yani? E tabii ki var ama orada hani atasözlerimizde de var ya bir elin nesi var. Atasözler kaygıcık olduğum çok az şey var. Bir anlamıyorum, iki katılmıyorum. <laughs> tamam peki. O zaman şöyle söyleyeyim. Ama söyle bir tanesi. Ne, ne var? Tamam sustum. Bir elin nesi var? Halandan haik. alırsın. Kaba, bin, öyle salak salak şeyler var ya. <laughs> bulamadım da atasözü <laughs> ama. <gülüyor> yani şimdi atasözleri geçiyorum ben. Tamam, okey. Ama şöyle bir şey var. Yani biz e, ilişkilenerek e, Tabiatla mücadele etmiş varlıklarız. Hı hı. O yüzden de bir komün kültürüne ihtiyacımız var. Hala mı sence? Ee, bence yani buna hem evet hem hayır. Hı hı. Ee, evet bireyselleşme çok değerli. Hı hı. Ee, ya da e, o ilişki e, deneyimlerinde o bağlanma şekli illa akrabalık, kan bağı üzerine olmak zorunda mı onu? Karşıyım hı hı. ama diğer taraftan e, bireysel anlamda verdiğimiz mücadelelere baktığımızda bazen çok sınırlı kalabiliyor. Evet. O yüzden bazı değerlerle ya da bazı güçlerle mücadele etmek için birlikte olmamız gerekiyor. Bazen de ama birlikte olduğumuz için dibe çöküyoruz yani o topluluğun verdiği kararlara uyum sağladığımız için mesela bir ülkenin hep beraber bulduğu doğrular. Seni ya manyak yapıyor, ya ahlaksız yapıyor, ya bir şey yapıyor kendin davrandığın zaman. Kendi doğrularına göre ya da deli yapıyor işte bir şey yapıyor ya. O toplum sana normal bu diyor. Aha. Ya da o ak akrabaların, ailen. Hani bu çocuk deli diyorlar mesela sana. Sen aslında o akrabaların gibi düşünmüyorsun sadece yani. Dolayısıyla seni dibe çeken bir mekanizmaya dönüşüyor bence. Şimdi orada bence önemli bir noktaya dokundum. Uyumlanmak. Yani topluluğun getirdiği e, o inanç sistemini oradan dışlanmamak, tek başımıza kalmamak adına uyumlanmak durumunda kalıyoruz. Şimdi Çocuğun aileye uyumlanması da böyle bir durum ya. Evet. Yani sonuçta... Normal hissetmek için kendini. Bakım görmek için öncelikle daha ha, doğru. erken bir ihtiyaç var orada. Yani hmm. bakım görmeyi devam ettirebilmek için, beslenmesini sağlamak için, barınmasını hani kurunup kullanabilmesi için Hı hı. Bir şekilde o aile uyumlanmak zorunda kalıyor evet. ve ister istemez e, o ailenin değerlerini içselleştirmeye başlıyor. Ne zaman gerçek anlamda sorgulamaya başlıyoruz? İşte ayrışmanın en üst dönemi dediğimiz ergenlik, ergenlik döneminde. evet e, Orada da ama e, o çıt, aileyle çatışmaları kendi eşitlerimizden çünkü orada da arkadaşlık ilişkilerine tutunur ergen. Hı hı. Oraya tutunarak aileyle çatışır. Doğru. Gene bir komin hayat buluyor kendine. Pardon. Ya insan biyolojik olarak galiba yalnız olmaya yatkın değil. Yani bir şekilde bir toplulukla akmak istiyor. Daha ilk spermliğinden başlayarak. Yani nereye <laughs> <diye> gitmek <laughs> Ben şuraya gideceğim diyemiyor. Doğduktan sonra iyice zorlaşıyor. İyice aile kuralları, bilmem ilişkiler falan filan. Tek başına karar almak konusunda, gerçekten evrimsel bir kıtlığı var insanın galiba yani. Oradan ayrışabilmek konusunda yani. Suçlu hissediyorsun kendini ilk başta çünkü kendi doğrularını oluşturana kadar sadece itiraz eden bir şey oluyorsun akrabalarının gözünde, ailenin gözünde. Benim çocukluğumda mesela adım muhalefetti. Geldi muhalefet, gitti muhalefet falan. Çünkü hiçbir şeye evet demeyen bir çocuk oldum. Çocuktum her zaman yani. Bulut da öyle mesela. Öyle baktığında da demek ki o muhalefet alanı sana sağlanmış çocukken. Doğru. Yani sonuçta aile seni muhalefet olarak etiketlemiş. Ama evet, kabul negatif. etmiş. Ama evet yani diğer... ...unsurları eksik etmemiş. Hı hı. Mesela hani çocuğa baktığımızda... ...hiç travma gibi görünmeyen aslında... ...klinikte de baktığımız o anne babanın ona küsmesi, tavır koyması... ...onu sistemin dışında tanımlaması... Evet kendine dair inancı noktasında o değersizlikle ilgili, kusurlulukla ilgili yapıyı oluşturmaya başlıyor. Evet. Yani o zaman hani devam etme, hayata devam etmek için gerekli enstrümanlar sağlanıyor. İşte yemek gibi, barınma gibi, e, harçlık gibi evet. <laughs> <baktığımızda. gülüyor> çocuğa <daha> temel. <laughs> Ama Tost onu, diyebilmek için okulda biraz ailenin suyuna gitmen gerekiyor gibi yani. Ve aslında mesela baktığında cezalandırmalar da onun istek ya da ihtiyaçlarını kesmek üzere. Telefonunu alırım harçlığını keserim Evet. gibi yaptırımlar uyguluyoruz. Peki şu mümkün değil mi yani Hı. çocuk yetiştirirken? Bu arada hani bir tane açıklama yapayım ya. Aslında bu kadar çok aileyi falan tartışıyorum. Yani bu ben bile programı izlediğimde bir ara şey oldum böyle. Ulan ben sürekli anne babamı bokluyorum gibi gözüküyor. Ama aslında hani şöyle bir şey ne bileyim benim karakterimi oluşturan mesela işte 2 yılda bir okul değiştirmek, annemlerin taşınma sevdası, benim hep çocukluğumdan beri söylendiğim, benim hiç arkadaşım olamıyor sizin yüzünüzden sürekli taşınıyoruz falan. Şu anda Bulut 3 yaşında dördüncü evinde oturuyor. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. Çünkü bu işte babamı anneme sevmediğimden değil yani bana bir benlik hediye edildi, oluşturuldu. Ve bu beni evet kaygılı bir, bir haline getirdi veya insanlara bağlanamıyorum. Çünkü bağlanmak istemiyorum. Çünkü kime bağlansa bir yıl sonra oradan alındım. En yakın arkadaşıma görüşemez oldum. Başka şehre taşındım. Başka bir okula alındım bilmem. O yüzden artık insanları sevmemeye çalışan bir karaktere dönüştüm bir noktada biliyorum. Ama bana kattığı inanılmaz bir şey var. Her yerde mutluyum. Yani koy beni Uganda'ya. Al 6 sene sonra. Niye bunu yaptınız demem yani. Orada <laughs> takılırım. Yani her şey uyum sağlarım, birinin eksikliğini hissetmem, kimseyi aramayı hayal etmem, anneme ulaşamıyorum diye üzülmem. Bunlar hem bana hediye ettikleri güzel bir şey hem benden götürdükleri bir şey ama güzel seviyorum yani bunu kit çocuğuma da yapıyorum veya ben de tekrar Belki ediyorum. evet travma kendi tekrarlıyor evet. orada gel mesela travma konusunda da belki bir gün onu da konuşuruz seninle. Ee, her şeyi travmatik travmatik denmesi bir e, terapist olarak beni rahatsız ediyor. Aa, güzel. Evet bir. İkincisi ne olsun de Ya yani şimdi travmatik deneyimden geçmek demek travma sonrası stres bozukluğuna sahip <laughs> olmak demek değil. İkisini oh, bir ayırmak çok gerekiyor. Duyduğuma çok sevindim. Çünkü, Çünkü ben de bu travma diyorum. Her şey travma diyorsun kardeşim. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Bu bir travma. Benim ne bileyim işte her sene okulumu değiştirmesi bir travma. Karakterimi etkilemiş bir şey ama benim hoşuma gidiyor şu anda bu mesela. Bu benim karakterime çok yön veren güzel bir şey mesela. Ben benim hoşuma ya da sevdim. Zorla sevdirdim kendime bilmiyorum. Ama yani bu cümle çok hoşuma gitti. Doğru evet. Çünkü travma dediğimiz şey kaslarımızı geliştirmeye yönelik de bir şey. Mesela senin uyumlanma, hani Uganda'da yaşayabilme alanını da oluşturan o kas gelişimini sağlamış. Evet. Yani orada Nietzsche'ye de katılıyorum ben. Hani öldürmeyen şey güçlendirir. Evet. Orası biraz yanlış da anlaşılıyor. Evet, biz bebeklikten itibaren bazı şeylere maruz kalıp bunlarla baş edebildikçe güçleniyoruz. Evet. Fiziksel olarak da öyle güçleniyoruz. Hani belli bir miktar mikrop almamız gerekiyor ki bağışıklığımız güçlensin. Evet. Belli bir miktar travmatik deneyime e, maruz kalmamız gerekiyor ki duygusal olgunluk dediğimiz aşamaya gelebilelim. Doğru, evet. Yani takıldığımız orada bizim e, psikoloji olarak, terapistler olarak e, dikkat ettiğimiz yer, orada m, yaşanılan deneyim kişinin, çocuğun boyunu aşıp aşmadı. Yani onunla baş edebilmiş mi? Ee, oradan geçebilmiş mi? Yoksa takılıp hala o travmatik deneyimi farklı şekillerde tekrarlıyor mu? Evet. Onun olumsuz etkilerini yaşıyor o mu? O olgunluk seviyesine kilitli mi kaldı? Bazı insanlarda görüyorum biriyle tartışmaya başlıyorum. Diyorum ki aa sinirlenince 5 yaşında oluyor bu adam yani direkt. Bunu çok görüyorum ve bu hiç kendi üstüne düşünmemiş, kendi üstüne Terapi olmak zorunda değil bu yani. Travmasını bir deneyime, bir derse dönüştürmemiş insanlarda gerçekten hayatın kritik anlarında bir çocukla karşılıklı olduğumu anlıyorum yani. Bu bir çocuk ve çok üzücü. Yani bir yerden sonra terapide de bunu çok deneyimledikten sonra işte burada arabamı biri saldırmıştı ya benim böyle tekme yumruk. Adama baktım camı yumrukluyor böyle. Arkada bulut var, uyuyor. Ve adamı bir ara drive'a alıp ezmeyi düşündüm çok kısa bir süreliğine. Sonradan adamın yüzü böyle bir çocuğa dönüştü gözümün önünde. Onun çocukluğunu gördüm yani. Dayak yerken gördüm. Çünkü ağzından sinirle salyalar akıyordu. O bir çocuk yani. Ve ters yönden girmiş. Yine de kendini haklı zannediyor. Benim arabamın üstüne yürüyor. Tekmeliyor, yumrukluyor, küfrediyor ve... Mesela sinirlenemedim işte. Yani garip bir travma yaşadım ama çocukluğuyla karşılıklı kaldım adamın. Yani çok tuhaf bir şeydi. İlişkilerden çıktık bir anda ama zaten neye, neyde kaldık ki? <laughs> Sorun mu bu? Değil. Oradan da belki şöyle bir şeye bağlayabiliriz. Bazen ilişkilerdeki yapıyı anlamlandırmak için ya da bu haklı haksızlık noktasına takılmak ya da kendimizi savunmak ya da karşı atağa geçmek noktasında bence bahsettiğin önemli bir örnek. Karşı tarafın hangi modda olduğunu da anlayabilecek durumdaysak eğer oraları çok daha rahat yönetebiliyoruz. Yönetmek mi oluyor? Terk etmek çok yakın bir şeye dönüşüyor o zaman benim için her seferinde. Ben eskiden bazı kavgaları daha coşkuyla yaşayabiliyordum. İçinde oluyordum, sinirleniyordum, öfkeleniyordum. Yıllık benim cinnetlerim vardı. Şimdi çok azaldı bunlar yani. Karşıma bakınca bir çocuğu görmek olmuyor. Belki bulut yüzünden, belki terapi yüzünden. Hani bir şeyler saçmalıyor. Ne konuyla bağlantılı, ne bir şey. Sadece haklı çıkmaya çalışan bir çocuk var karşıma. Böyle tamam siktir git diyorum ya. Tartışmayacağım yani. Gidiyorum eve mesela. Bir sinirim de kalmıyor, açıyorum, oyun oynuyorum, o adam kim bilir ne yaşıyor o gece bilmiyorum yani. Eskiden çok içinde kalıyordum onun, yaşıyordum günlerce onu deseydim, bunu yapsaydım, bilmem ne. Arada bir böyle, ne, ne o bilmiyorum, bir o acının getirdiği mi diyeyim, bir olgunluk farkı olunca... ...salıyorum artık yani. O, bence bahsettiğin şey biraz bizim perspektif genişlemesi dediğimiz nokta. Yani o karşı tarafın hallerinin... Farklı yaş modlarını gördüğümüzde evet e, duygumuzu deneyimlemeyi engelliyor. Evet. Engelliyor demeyelim aslında. O duygu hissetmemizi engelliyor. Manaşlaştırıyor, yabancılaştırıyor yani. Ben şu anda bir çocuğa bağırıyorum gibi hissediyorum mesela gerçekten ve şey oluyorum tamam artık yeter bırak yani. Peki o yeter bırak yerine e, onu alıp ele alıp daha sonrasında ilişkiyi devam ettirmek istiyorsan Hmm. Masaya yatırdığın oluyor mu? Deniyorum, deniyorum bazen ama bazen oluyor. Ama karşı taraf kendi hatasını hiç düşünmeye açık biri değilse, sadece o kavgayı kazanmaya çalışan biriyse ki yüzde %70 falan böyle oluyor. O zaman bırakıyorum, ilişkide bırakıyorum ama artık çok hızlı ilişki bırakıyorum. Orada hep bir soru işaretim oluyor benim yani ee, baktığımızda herkes kendi çerçevesi içerisinde. Haklı hep. Öyle bir evet, karşı doğru, durum doğru. var ve tamam. eğer o ilişkiyi devam ettirme arzusu duymayarak daha mı yalnızlaşıyoruz? Tabii. Ben okeyim buna galiba işte artık. Kaç ilişkimiz olsa normal hayatta yani kaç arkadaşlığı sürdürebiliriz? Ben mesela 3 arkadaşlıktan sonra çok zorlanmaya başlıyorum yani... Ona iyi misin diye soracağım. Ailesinden hep birileri ölüyor, birilerinin yanında olacağım. Doğum gününde sevineceğim. Kaç kişiyle bunu yaşayabilirim? Yani ben şu anda sosyal medya benim hayatımdaki en güzel şey. Çünkü doğum günü yazıyor. DGKO atıyorum. Bitti. Sağ ol. <laughs> Onun annesi ölüyor. Başı sağ olsun abi. Çok üzüldüm falan. Görüşürüz. Yani artık mesela telefon yok, o yok. Ve bence ilişkileri güzel bir yere getirdi sosyal medya. Herkes böyle şey diyor ya, öldü bilme. Ölsün ya, bu kadar ilişki mi olur? Bu kadar ilişki, kaç ilişki? Biz maymunlar mesela bakıyoruz ya, bonoboların 25'miş atıyorum, 50'ymiş sınır falan. Ben nasıl 500 kişi idare edeceğim? ya? Yani bu da bir kaygı yaratıyor. Bu kadar ilişkiyi sürdürebilmek o küsüyor onu arıyorsun vay sen arar mıydın diyor siktir git diye kapatasım geliyor artık bir daha mesela vay sen arar mıydın diyen kimseyi aramıyorum bitti hayatımda aramıyorum lan sen ara o zaman yani çünkü sen de aramıyorsun ki yani nasıl biri daha haklı oluyor bu ilişkide yani bence ee... pardon çok güzel psikologlar bakanlığından artık özür dilemiyorum <laughs> küfrü saldım <laughs> Tamam eyvallah. Tepki gelmedi geçen bölüme psikologlar bakanlığından. Bakanlığından <laughs> evet. Şey... Aldım. Ee, orada bence güzel bir noktaya değindim. Bir gerçekten hani ilişki dediğimiz şey... Ne? derinliğine ne boyutta olmalı? Herkese derin ilişki kurabiliyor muyuz? Ya da derin ilişki kurduğumuz kaç kişi var hayatımızda? Evet. Çünkü... E, o tanıdık olmak ya da yüzeysel bir süreci devam ettirmek ayrı bir şey. Ama böyle sanki böyle maddeler var. Aslında yine... ...başta konuştuğumuz yere geliyor. Yani arkadaşlık da böyle olmalı. Evet. İşte dostluk dediğimiz şeyin bu çerçevesi olmalı. Haftada bir ara abi insan falan. Yani niye mesela? Ne değişebilir yedi günde? Yani orada Çok birbirinden... fazla gün var yani. Pardon. Birbirinden haberdar olma isteği midir mesela? Yani ilişki dediğimiz şey, ilişkilenmek dediğimiz şey ne? Hadi gel. Kendimiz için yaptığımız, yalnız kalmamak için kurduğumuz çeşitli fake şeyler... <laughs> <laughs> Buraya lakan koymuşsun. Ne diyeyim ki başka ilişkiler konusunda yani. Sonuçta evet. ne diyor lakan bey? Ee, i̇lişki aslında bir ilişki değil. O da bir nesne yani. E sen, senden beklentimden ya ben rahatsız oluyorum o beklentiyi karşılamazsan. Üst, benim beklentimi ötesine geçersem daralıyorum. Sonuçta seninle olan bir hayali bir ilişkim var. Onun gerçeğe yansıması arasındaki farklarla yamutlu oluyorum. ya mutsuz oluyorum yani benim beklentilerimle ilgili bir şey ilişki ya Çok da her güzel. şey. Ee, ve mesela psikolojide de bunu... karşılıklık ilkesi olarak açıklıyor. Hmm. Yani benim kendi kendime göre arkadaşlıktan, dostluktan... beklentilerim var. Evet. Karşı tarafında bu beklentileri var. Bu beklentiler arasında bir uyum söz konusuysa o ilişki devam ediyor. Ama... bu beklentileri kim, ne zaman, nasıl, o kara kaplı kitaba yazdı? Nasıl adlandırdık, Hangi... ne oldu? Orası... Bir şey diyor ya belki o bölümde konuşsak daha mantıklı olurdu yine Lakan e, aşk iki koşulda biter İki kişi e, karşılıklı olarak birbirini sevdiğinden emin olursa veya sevmediğinden emin olursa çok güzel bence yani ilişkinin kurulumundan emin olduğunda aşk bitiyor diyor o beni seviyor mu ben onu seviyor muyum o enerjinin o içinde merak. akmak daha şey, o da beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. O zaman başka bir macera arıyor insan. Veya sevmiyor mu beni acaba sevdirsem mi öyle mi olsa falan. Yani aşk biraz o şeyle galiba besleniyor. İkircikle besleniyor. Ya, e tabii zaten o merak duygusu, emin olamama hali, o zaten o hormonları hareketlendiren yapı. Evet. Böyle ama her ilişki böyle olursa çok yorucu olur. Yani arkadaşım beni seviyor mu, bir dakika dostum o zor olur, evet. o ayrı. Ama hani dostluktan beklediğimiz ne? durum ne? İşte belki her hafta aranıp aranmamak gibi değil ama bazı insanları biliriz ki başıma bir şey geldiğinde, o insanı aradığımda ulaşılabilirdir. Onun için ben bir değerimdir, bir yanımdadır. Ama buna işte haftada bir rutin olarak görüşmeyi eklemek zorunda değiliz. Ben yakın arkadaşlarımla mesela gerçekten iki yılda bir falan görüşüyorum. Yani en yakın arkadaşım, en, en son en yakın arkadaşımı, çocukluk arkadaşımı 8 ay falan oldu galiba görmeyeli. Arada da konuşmuyoruz ama görünce çok seviniyoruz. Çok güzel geçiyor o gün, hiç beklentimiz yok birbirimizden. Harika bir şey oluyor, ortaokuldaki gibi takılıyoruz falan. Bitiyor, bir daha 9 ay sonra falan birinin aklına geliyor, ne yapıyorsun falan diyor. Adem, bayağıdır oldu konuşmaya falan. İdeal bir ilişki ama onun da benden beklentisi aynı çünkü yani. İşte o beklentiler aslında uyumlanıyor. Evet. Yoksa oturup da bir dakika kaç zamandır aramıyor sistem etmek, yargılamak. Evet, korkunç. E, oralarda Asla belli bir şablona. Asla için yani o zaman. E, o zaman şunu söyleyebilir miyiz aslında ilişkilenirken o beklentilerle ilgili e, netliğe de ulaşmak lazım. Evet, evet. ama mümkün mü? Veya o zaman da çok üst, overthink mi yapmış oluyoruz? Hani ak ya boş arkadaşlık bu mu olmalı yani? Peki mesela o 8 aydır görüşmediğin arkadaşınla hı hı. bir araya geldiğinde e, o ara olmamış gibi hissediyor musun? Tabii hiç olmamış gibi. Dün görüşmüşüm gibi devam ediyor yani. E, ama aralarda onun hayatını merak ediyor musun? Hı. Yani arkadaşlarımızın hayatını hiç merak yok. etmeli miyiz? Bilmiyorum. Çok ediyor bazıları da ya. Çok hızlı değişiyor hayat yani bir kere. O kadar etsen ne olacak? Hani mesela 8 ay... <laughs> 8 ay görmedim onu. Arada iş değiştirmiş. Üç tane mesela. O ikisini bilmiyorum. Üçüncüyü biliyorum ben. Öbürünü bilecek olsam her seferin aa yine mi atıldı? Vay kovuldum mu falan olacağım. Gereksiz dramalar. Onları geçtim. Üçüncü işinden devam ediyorum. Neredesin? Buradayım. Aa, ne güzel hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arada bir sürü acı yaşanmış. Bana Peki e, arkadaşlık dediğimiz ya da dostluk dediğimiz nokta e, zor zamanlarımıza eşlik etmek midir? Ben zor zamanlarımda kimseyi görmek istemiyorum. Ve ben, bu benimle ilgili bir şey yani biliyorsun ki. E, ben çok kötüysem bir odaya kapatırım kendimi, çıkmam yani. Ve en zor zamanlarımızda açıkçası her zaman yalnız olduğumuzu düşünüyorum ben. Yanımızda kimse olamıyor yani. Bu eşin de olsa, annen de olsa içinden geçen en zor anında yalnızsın. Bunu bilmek hem rahatlatıcı bir şey hem biraz üzmeye başladı ben zor zamanlarda yani. Çünkü Yalnızlık paylaşılmaz demiş Kantan göze doğru. <laughs> yani gerçekten o an o an mesela işte 2-3 sene önce arkadaşım çok yakın bir arkadaşım öldü ve e, ve şey oldum. Anlatamadım kimseye yani yaşadığım şey. İlk defa mesela bu kadar ağladım. Müge çok şaşırdı ama o o kadar üzüldüm ki yanında olamadı. Olamaz kimse. Ben de Müge'nin yanında olamazdım yani. Ve böyle şey oldum. Tamam biz en zor anlarda yalnızız. En mutlu anlarda da biraz yalnızız. O içimizdeki eforiyi de paylaşmak çok zor. Biz insanlarla en ortalama anlarımızı paylaşıyoruz aslında genellikle. Yanlış bir şey mi söylüyorsun? Yok, aslında varoluşsal bir yalnızlığımız var. Yani onu bence hepimiz cebimize koymalıyız. Yani evet. benim içim yanıyorken ya da benim içim coşkuluyken... onu karşı tarafın aynı düzeyde eşlik etmesi mümkün değil anlatasım da gelmiyor benim çünkü onu o moda sokmak da istemiyorum. Hanım. Ben kötü bir şey yaşıyorum ve tamam ben yaşayayım bunu herkese yayılmasın yani. Çünkü bilmiyorum bu da tabii ki çocuklukla ilgili yani gıcık olurdum ben. Bir arkadaşımın muhabbet kuşu ölür 10 gün ağlar. Muhabbet kuşu lan ölecek tabii ki yani. Ne olacaktı muhabbet kuşuyla yani evlenecek miydi? ne yapacaktın ne hayalim vardı yani. Muhabbet kuşu bu yani böyle bir şey zaten ölecek. İşte çocukken de bunu hep söylerdim abi niye ağlıyorsun öldü gitti. Benle paylaşma bu acını ya. Git bir yerde üzül. Gel sonra. Cici kuşu ölmüş. Bence <laughs> çok, aslında çok da umurumda yani. Aa, e, bence temel bir noktaya değiniyor muyuz? Şöyle Değil yani bence insanoğlundaki e, sorunlardan bir tanesi karşı tarafın duygusunda kalamamak. Bunu biz özellikle terapi eğitimi alırken e, Konuştuğumuz, çalıştığımız konulardan biriydi. Mesela mutlaka terapi almalısınız çünkü kendi içinize bakabilmelisiniz, kendi duygunuzda kalabilmelisiniz ki karşı tarafında evet, duygusunda kalabilin denmişti. O yüzden baktığımızda insanların hissettiklerinde eşlik ederken onlara kalamıyoruz. Hemen böyle üstünü kapatmaya çalışıyoruz. Buna dair de çok o da bizle ilgili yani. Annesinin e, ölümünü anlatıyor. Ya annem öldüyse ben orayı düşünüyorum ya da öleceği anı düşünüp orayı yaşamamaya çalışıyorum ve onu yalandan bir şekilde aslında teselli ediyorum. Eğer ben daha acıyı yaşamadıysam ya da ben kötü bir insanım belki de bilmiyorum. Yok, belki herkes kötü bir... böyle yaşamıyordur. Aslında ya. oradaki hani hani kendi deneyimlerimden de gördüğüm şey o yoğun duyguyu yaşarken ...herkesin üzülme geçer modunda yaklaşması. Evet, doğru. Yani hani orada... ...sadece hani dizime dokunup o duyguyla ben... E, ...haşır neşirken o... ...saygı duyması ya da eşlik etmesi söz konusu olmuyor. Mesela... ...baktığımızda... ...insanların birbirleriyle olan ilişkilerine de... ...mesela... ...korkuyorum diyorsun. Aa, korkma ya, bu çok önemli bir şey değil. Evet. O duyguyu küçümsemeye dair bir yaklaşım geliyor. E sen anlaşılmamış hissediyorsun kendini. Anlaşılmıyorsun ki yani yüzde %90. Birileri bazen anlamış gibi yapıyor seni. Bazen sen de ne oluyor. Tamam diyorsun falan. Ama mesela bu aralar şey çok okuyorum hani. Neden bilmiyorum herhalde. Bir şeyleri hazırlıyorum kendimi yine yaşlanmakla ilgili. Ölen insanların yalnızlığı üzerine diye bir kitap okudum mesela. Bayağı güzeldi veya sonra Gavin Francis'in iyileşmeyi okudum. Nekayet çok güzel bir kitap mesela. Ve şunu Görüyorum ki gerçekten ölen insanların yanında duran insanlar ne yapacağını bilmiyor tabii ki çok zor bir şey ve hep en yanlış şeyi yapıyor yani hani mesela bir örnek var bir kadın ölmek üzere kıza hep geliyor işte kanser hep böyle şey yapıyor çok güzel anlarını anlatıyorlar birbirlerinin çok eğleniyorlar gülüyorlar bilmem ne falan filan ve bunu çok iyi bir şey olduğunu düşünüyor ama kız her gittiğinde kadın Ağlama krizlerine giriyor, geberiyor kendi kendine yani ve artık en son kızına diyor ki ya iyi şeyler anlatma. Yani ben yalnız hissediyorum, ben şu anda iyi bir şey düşünemiyorum. Yani niye sürekli iyi şeyler konuşuyoruz? Yani bunlar benim için çok geçmişte kalmış şeyler gibi hissediyorum. Yani benim acımla yan yana olması gerekiyor benim. Yani evet çok canın yanıyor, evet bir şey. Bunu söylemek çok zor, hissetmek Belki birlikte çok zor. Ağlamak. Evet yani kadın yalnızlığını en acı şeyleri tek başına yaşıyor ve sürekli insanlarla gelip böyle geçmişte yaşadığı en güzel şeyleri. Bu ne program? Televizyon programı bu yani. Veda mı ediyoruz izleyip en güzel anılarımızı? Onun yanında kalıp kötü şeyler konuşabilme cesareti çok zor bir şey bence yani. Kanser, insanda kanseri konuşalım. Çok benlik. Ama yaparsam da ulan yanlış bir şey yapıyorum diye ben de iyi yola sapıyorum mesela. Ve bunu okuduğum bütün örneklerinde bunu yapılabilecek en kötü şey olduğunu yazıyor yani. Ya bence orada kötü değil, doğru bir şey. İşte hani sen yaklaşım... Ben desem birine kanser neren şimdi tam olarak ne kadar yayıldı falan ben öyle şeyler sorunca da herkes diyor, oğlum ne yapıyorsun falan diyor. Kim oluyor. diyor ama herkes, herkes dediğin diğerleri işte, salakası, diyor. O kişi şey. ne diyor? Bilmiyorum kapatıyorlar konuyu genelde. <laughs> Çünkü diyorum ya onu da bu zor mesela hani yasla ilgili çalışmalarda bunu daha çok görürüz biz. Mesela yası olan bir insana... hani hayat devam ediyor, geçecek. Hep bunlar söyleniyor. Evet. Ama... ya da başka şeylerden konuşulmaya, dikkatini dağıtmaya çalışıyoruz. Yani Çocuklara yapıyoruz ya biz bunu. Evet. O ağlıyorken... Öyle. Korktu korktu, bir şey yok. Bir şey olmaz, aa bak kuş uçtu, böcek kaçtı... muamelesi yapıyoruz. Sonra hiçbir acısıyla yüzleşemeyen birine büyütmüş oluyoruz yani. E, duygu... o duyguda kalamayan... O duygu deneyimini kapatmış oluyoruz çünkü. E, o duygudan geçemediği için de bir başkasının duygusuna da kapat kapat moduyla yaklaşan insanlara dönüşüyoruz. Evet. Bence ilişkilerdeki en büyük tehlikelerden bir tanesi de bu. Evet. O yüzden yalnızlık daha derin bir yalnızlık hissi getiriyor. Evet yalnızlık bana iyi hissettiren bir şey yani. Tek başınalık evet. ya da yalnızlık daha biraz daha olumsuz ama tek başınalık daha evet... Mesela duygularına eşlik edilmesini ister miydi? Yani anlaşılmak Hı. değil orada. Her zaman anlayamayabiliriz. Ben de böyle büyümüş bir çocuğum sonuçta. Bilmiyorum yani. Ben de herhangi bir acımı anlattım. Korktu korktu. Geçti bir sik yok. <gülüyor> <gülüyor> <Sürekli>. <gülüyor> bir şey yok öyle böyle bilmem. Ne geçiştiririz yani. Çünkü böyle büyütmeyi öğrendik ya Çocuk. Yani annemlerde, babamlarda. Mesela babamla ben bir konuştuğumda çok mantıklı bir şey söylemişti bu konuyla ilgili yani. Bana çocuk büyütürken şunu yapmam söylendi dedi arkadaşlarım tarafından. Sen disiplin vereceksin, anne de sevgi verecek. Dolayısıyla ben sevgiyle ilgilenmek aklıma gelmedi dedi. Bu inanılmaz bir itiraf. Tabii. Beni çok rahatlatan, hayata tekrar neredeyse bağlayan mükemmel bir itiraf. Çünkü babam böyle öğrenmiş ve bunun doğrusunu yapmaya çalışmış. Yani beni sevdiğini göstermemeye çalışmış. Manyakça bu. Bütün atasözleri de böyle ya. Yani babalar <laughs> oldum oldum. sever ama bilmem ne yapmaz. Uyuyunca gelirse. Niye abi? Deli misiniz? Kim öğretti bunu size? Yani ben bunu nasıl öğreneceğim o zaman kendi kendime yani? <laughs> Çok saçma yerlere zaten gittim. zaten işte oralarda yok yok. Bence güzel yer. Ee modellemelerimiz üzerine de ilişki kuruyoruz ya. Evet. Mesela baba rolüne girdiğinde babama babalığı öyle öğretmişler ha, ilişkiyi. Orayı sorgulamıyorsak ya da oradaki e, bunun bize verdiği acıya, üzüntüye, kırgınlığa bakamıyorsak o zaman biz de bu modeli alıp e, bunu kendi çocuğumuza aktarıyoruz. Evet. Anneler için de öyle, arkadaşlık ilişkileri için de öyle, aslında tüm ilişkilerimiz için öyle. Hani başta dönüyoruz yine. Evet. Hepsinin tüm ilişki modellerinin kategorizasyonları var. Doğru, evet. Herkes oraya yere doğru oluyor. Yani. Şimdi arkadaşlık daha da bence tehlikeli bir yere dönüştü bir de. Ben o yüzden de arkadaş olmak istemiyorum kimseyle. Yani eskiden çünkü yaptığımız bütün hatalar bütün toplum tarafından değerlendirmeye açık değildi. Ben şu anda bir arkadaşımla sıçtığım zaman en azından bu mesleği yapan biri olarak bir süreliğine mesela Twitter benim o davranışımı konuşuyor. Atıyorum. İşte Ahmet Kural bir problem yaşıyor ve yaşatıyor. Şiddet uyguluyor. Mesela Murat Cemcir onun en yakın arkadaşı olarak ona tavır almak zorunda. Artık onunla görüşemez. Çünkü görüşürse sen onunla görüştün oluyor. Görüyorum çünkü yorumları hala okuyorum mesela. Bir noktada şey oluyorsun yani. Ben de düşünüyorum mesela bir arkadaşım böyle bir şey yapsa yanında mı olmam lazım? Yoksa toplumu düşünüp ilişkimi kesip benim bununla hiçbir ilişkim yoktur mu demem gerekiyor. Biz bir sürü insan bok gibi davranıyor ve bilmiyoruz. Bildiğimiz zaman ondan kaçıyoruz. Ama aslında bazen biz biliyoruz onun kötü olduğunu ama daha toplum bilmiyor oluyor. Ortaya çıkıyor kötülüğü ve o zaman yine tavır alıp iki yüzlü davranabiliyoruz. Ben böyle şeyler yaptım biliyorum yani. Aslında biliyordum yani bazılarının içindeki kötü davranışları hissediyordum. Ama çıktığı zaman ortaya ben de o tepkiyi koydum. Yani herkesle aynı anda o tepkiyi koydum. Aslında daha önce koyabilirdim belki de hissederek. Ama o zaman da hissetmeyi her şeyin önüne koyarak bütün ilişkilerine engel olabilirsin. yani Çok ya mu karıştırdın? Mesela, biraz ama şöyle bir e, toparlamaya çalışayım. Mesela o arkadaşın onu yaparken, e, yaptığını görürken sen ne hissediyordun ya da ne düşünüyordun? Yani bir sürü farklı alternatifi var, daha şeyleri var ne bileyim. Yani Mesela konuşabiliyor musun onu? Ya e, arkadaş, bilmiyorum, ben de düşünüyorum bunu evet. Yani tamam bu tavrın hoş değil. Hı hı. Hani çünkü... Evet doğru söylüyorsun. Bu da yanlış bir, bir şey. Var. Böyle e, ilişkilerden biraz fazla her şeyi bekliyoruz. Evet. Yani anne, baba... Bence insanlardan her şeyi bekliyor insanlar. Ahlaklı evet. olacak. Çalışkan olacak, işte ne bileyim kuvvetli olacak, e, 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 uyumlu olacak. Lan böyle bir insan mı var yani? Bu gerçek değil ki bu insan. Dolayısıyla ben bazı insanların içindeki çok kötü davranışları kabul edip yine onlarla arkadaş olamaz mıyım? Evet. yani gölge yanlarımızı. Evet. Gölge yan. Evet. Buyurun yani, daha e, detaylı dinlemek istiyorum. Sonuçta hepimiz kıskanıyoruz. Evet. Hepimiz öfkeleniyoruz. Ee, Hepimiz zaman zaman karşı tarafla ilgili, iç kargaşamızı yansıtabilecek duygular besliyoruz. Ama bunlar yokmuş gibi davranıyoruz. Evet. Bunları bilince getirip bunları yönetmeye çalışmak, evet çok değerli. Ama bunlar hiç yokmuş gibi davranıp o üstün insan, ben süperim, erdemliyim, böyleyim, böyleyim, böyleyim etiketlerin altına sığındığımızda. O zaman içerideki gerginliğimiz, basıncımız da artıyor. Evet. Yani insan olmanın handikapları var. Ya biz mükemmel insanlarla mı arkadaş olmalıyız? Böyle bir insan mı var? Mesela geçen gün Nilperi'nin başına gelen şey. Nilperi Şahinkaya bir tane açılışa gitmiş. Orada bir kızla fotoğraf çektirmişler. Günde 100 tane insanla tanışıyoruz. Yani davet de oydu buydu. Kız Cem Gariboğlu'nun ablası çıkmış ve günlerce gömdüler. Yani kız dedi ki nereden bileyim arkadaşlar? Yani ben 100 kişiyle yani geliyorum ve günlerce linç edildi. Mesela bu nasıl mümkün olabilir? Yani ben o zaman kimseyle tanışmamam gerekir. Artık yeni insanlarla iletişimi kapatmam gerekir kendimi ki öyle yaptım neredeyse. Rastgele insanlarla sadece konuşuyorum yani işte sokaktaki insanlarla arkadaşlık kuruyorum. Atina'daki en yakın arkadaşım mesela Vodafone'da bana kontör yükleyen çocuk 21 yaşında. Ötesine geçmek istemiyorum. Abi 50 kontör yükle, 60 yükle. <laughs> Beatmaker çocuk arada beat dinletiyor falan. Bu sığ ilişkiler bana o oh, çok iyi geldi. Yani hiçbir geçmiş yok, geleceği yok. Bakkalla kankayım. Kanka yani. Ya bakkal canım benim Hristo. Mesela bulutu seviyor, sakız hediye ediyor. Türkçe şarkı dinletiyorum, çok hoşuna gidiyor falan. Mükemmel. Beni niye aramadın demiyor. Neredeyse üç gündür gelmiyorsun bakkala demiyor. Mükemmel. Böyle bunlardan 100 tane edinebilirim mesela yani. Ama bir tane daha derin bir arkadaşlar yerim yok benim şu anda. Kalmadı yani. <laughs> Pardon. Yok o derin arkadaşlıktan şimdi bir hayal kırıklığına uğramışlığın getirdiği bir tepkisellik olabilir mi? Bence evet, hepimizin tabii. içinde az ya da çok özellikle belli yaşa geldiysek bu oluyor. Çünkü mutlaka kazık yemiş oluyoruz mutlaka ki hayal kırıklığına uğramış oluyoruz ve ister istemez e, belli eliminasyonlardan daha fazla geçirerek hayatımızda belli yakınlıklara insanları alıyoruz. Evet. Çünkü bir yerlerde ama o insan beni hayal kırıklığına uğrattığı için kötü bir insan olmak zorunda mı? Değil. 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 O da kendi içinde kendi doğrularıyla kendi ajandasıyla ile ilerliyor. Kötü olmayan bir insan var mı? Bence şey yok. Yok şu o, şurada hiç şöyle bir insan var mı? Bütün inbox'ını da arama geçmişinde her şeyi döksen kariyeri bitmeyecek bir insan yok burada yani. Yok. <laughs> bir düşünme lazım yani. Bunu. Her şeyini döksen bir insanın mutlaka korkunç bir şey vardır ve gizliyordur yani. Ve dolayısıyla nereden geliyor bu kibir kardeşim. Senin de var biliyorum. Senin de çok karanlık bir yanın var yani. Ve bu bir gün ortaya çıkmayabilir. Doğru mesleği seçmişsindir hayatında. Kapalı bir hayat yaşıyorsundur çıkmaz. Ben ne bok yapsam çıkıyor. Ve dolayısıyla diyorlar ki ünlüler niye bu kadar iğrenç? Hayır yani ünsüzlerin yaptığı haber olmuyor sadece yani. Bu Tabii, kadar. Yani kamuya mal olmuş olmadığı Evet yani ki. benim yaptığım her şeyi yazıp gömüyorsunuz beni orada. Gel senin hayatını dökelim bir de yani kimlerle takılıyorsun, ne yapıyorsun falan bir mesajlarına bir Google'ını bana bir ver bakayım yani bir iki üç saat ya veremezsin. Yani. Google, hadi Google aramasında da çıkan herhangi bir şey bağlı. olmasın ama kendi iç dünyamızda, fantezi dünyasında ben bazen şunu sorguluyorum yani hangimiz zihnimizden öfkelendiğimizde karşı tarafa zarar vermekle ilgili düşünceler geçirmiyoruz. Düşünceleri ki. ayrı tut. Yine herkes çok kötü bir şey yapmıştır birine açmayarak telefonunu, bir şey yapmayarak mutlaka bir kötülüğe sebep olmuştur yani. Mutlaka bir şeye es geçmiştir ve birinin hayatının içine sıçmıştır. Mutlaka. Bence bunun şey yok yani. düşünceler hadi ben de çıkardım. Tamam, korkunç düşüncelerim var. Harekete geçirmiyorum hiçbirini. Belki de. Ama yani eylemler de öyle. Senin eylemlerin ortaya çıkmıyor diye daha iyi bir insan değilsin yani. Şöyle belki... ...tamamlamak gerekiyor. Tamamlayalım evet. artık. Ee, i̇çimizde hepimizin gölge yanları var. Ee, bir kere bunu kabul ederek... ...kendimize bakmak... ...çok değerli. Çünkü ancak onlara bakıp... ...onları anlayarak yönetebiliyoruz. Bu bir. İki... E, ...ilişkilere bakarken de... E, ...kibir bence çok değerli. Belki kibir üzerine de konuşabiliriz. Evet. Yani kibiri yönetmek... ...ee haklılık haksızlık mücadelesine girmek, karşı tarafı karalamak çok kolay. Evet, ilişkiyi kesmek bir yöntem. Bana hmm. iyi gelmiyorsa onu o insanı hayatımdan çıkarabilirim. Evet. Ama bu o insanın kötü olduğu anlamına Yok, mı geliyor? Gelmiyor tabii ki. O, o kesmenin bir... de güzelliği orada zaten. Hani kesmek evet biraz belki suçlayıcı bir tavır. Ama ben bazen bir insanda bir şey görüyorum. Çok rahatsız oluyorum. Bilmem ne. Ama bunu söylemek benim kibrim. Yani sonuçta bu bana göre yanlış bir davranış. O adama onun doğrusunu değiş bana göre doğrusuna değiştirmeye çalışmak yerine kesiyorum. Çünkü bu ilişki bana göre değil artık. Yani bu kadar. Niye bununla uğraşayım ki? Yeter yani. Ki zaten o ilişki devam ettirmek istiyorsan da e, belki bunu masaya yatırmak. Hani evet. Çok konuşabilmek. Konuşuruz. Konuşmadıysak da Konuşmamamız gerekiyordur gibi bir şey. Ama e, bence şöyle sonlandıralım. Gizli ajandalar her ilişkiyi bozar. Doğru. O zaman bir sonrakinde görüşmek üzere.